Hani işin içinden reklam arasından bir çıkmaya çalıştığımız bir konuyla evet devam ya. edeceğiz. 3 yaşında bir kız çocuğu var. Yani annenin ünlü olması, babanın iddiaları, her şeyi bir tarafa bırakıyorum ama 3 yaşında bir kız çocuğunun hayatından bahsediyoruz. Bu haber bu derece ya yani bunun için de çok önemli. Çünkü şöyle hemen iddiayı söyleyeyim, sonra açıklamaları bir bir vereceğim. Ceren Hindistan'ı biliyoruz. Ee, sunucu, oyuncu galiba değil mi? Bircan sen Sunuculuk yaptığımı bilmiyorum ama... E, ...oyunculuk yapıyordu birkaç dizide yer aldı... ...hatırlatır mısın izleyicimize... ...Baba Ocağı'ndan hatırlıyorum... ...ondan sonrasında Muhteşem Yüzyıl'a da... ...girdi çıktı galiba... E, ...çok da böyle oyunculuk geçmişi... ...var mı çok yok fazla yok bu kadar... Yani ...vardır da bilmiyorum yani çok bilmiyorum Ceren'i... ...aşk hayatından biliyorum ben... ...aşk hayatıyla mı... Tabii yani, tabii ...ben, ben Ceren'in oyunculuğunu çok falan bilmem... ...aşk hayatıyla biliyorum o zaten... ...söylemezsem da katılmıştı... E, ...bu kız da e, bu küçük evladı da onun... Ee, evli olan aslında evli olan imam nikahlı eşinden Aa çocuğu. kafam karıştı ya. İşte ben de. Adam evli. Bununla Ceren e, Hanım'la imam nikahı yapıyor. Öyle ondan da çocuk yapıyor. Evet. Ve bu nedenle de magazin gündeminde bir süre yer almış. Söylemezsem evet. olmaz da. Eee malum dördüncü yılını dün doldurduğu için arşiv gibi kadın bir <laughs> celebrity. Ee, bu konu gündeme gelmiş. Şimdi Ceren Hindistan'ın şu anki suçlama şu. 3 yaşında bir kız bu evladı var. Bu yanındaki hanımefendi kim? Pardon. E, bu, bu, eşi bu eşi herhalde. Bu da yani orada da yeni doğum yapmış. Hmm. Evet. Aynı Hep Zaten adamın kızı var. Aynı kız döneme adet. mi denk geldi acaba? Yok orada? değil. Bu daha büyük. Şimdi bu çocuk e, çok ciddi bir tümör teşhisi konuyor maalesef, çocuğa. Maalesef. Bir ameliyat geçiriyor. Böbrekleriyle alakalı değil Ama mi? Evet. Böbreğinde bir tümör. Ya yani Hayati ah, ah, bir risk ah, ah, teşhis ediliyor. Ah be ameliyat be. oluyor. Baba diyor ki Annesi çocuğumu tedavisine bıraktı ettirmiyor. Baba Çocuğunu öldürmeye teşebbüsle suçluyor. Zeynep Hindistan bir şey yok diyor. Reklam arasında hastaneyle e, mevzu bahis geçen konuştuk. Ama önce bir bir açıklamaları getirelim Getirdim. isterseniz. Ekranın üstünde konuşalım. Baba Ümit Aslan avukatı vasıtasıyla bir açıklama yaptı. Her şey böyle başladı. Önce o gelsin. Ne diyorlar bakalım iddialar neler? Anne Ceren Hindistan velayeti altında bulunan 3 yaşındaki Arya Rima için 25 Ekim 2017 tarihinde böbrekte Wilms tümörü teşhisi konulmuştur. Küçük Arya 11 Aralık 2017 günü ameliyat alınmış ve başarılı geçen ameliyat sonrası Arya'nın tedavisi devam ederken anne Ceren Hindistan tarafından keyfi olarak tedaviye götürülmemeye başlanmıştır. Hastane yönetimi ve müvekkil baba her ne kadar anneye ulaşıp tedavisinin devam etmesi gerektiğini anlatmaya çalışmış olsa da bu konuda annenin umursamaz tavırlarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Anne her seferinde gerek doktorlarından gerek babası Ümit Aslan'dan çocuğu kaçırmıştır. Doktor Ömer Devecioğlu küçüğün tedavisine devam etmediği bu durumun sonlandırılmaması ihtimalinde küçüğün hayati riskinin söz konusu olacağını müvekkil babaya iletmiştir. Annenin bu keyfi tutumu ile küçüğün hayati tehlikeye maruz kalmaması adına Arya için hastane İstanbul Aile Mahkemesi'ne koruma tedbiri verilmesi amacıyla başvuru gerçekleştirmiştir. Son 4 aydır babasıyla şahsi ilişki kurması engellenen baba çocuğunun sağlığından bir haber ve endişelidir. Şimdi burada hmm. tek, tek, bir düzeltme yapacağım Ece. Evet. Ee, avukatın metninde diyor ki küçük Arya için hastane İstanbul Aile Mahkemesi'nde küçük hakkında koruma tedbiri verilmesi amacıyla başvuru gerçekleştirmiştir. Reklam arasında hastane yetkililerini aradık. Hastanede zaten böyle bir yetkisi, böyle bir şikayet hakkı yokmuş. Bu yok. Edim onu ben buna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Ee, yanlışım varsa avukat bey veya hanım kimse okumadım ismini beni düzelsin. Dört aydır şahsi ilişki kuramıyor baba diyor değil mi? Hı hı. Baba şahsi ilişki kurmak istediğinde kapıya dayanır. Pedagogla, pedagog ve görevliler eşliğinde... E, icraya gider, değil mi? Eee çıkarır, bir şey yapar. Gi yani gider çocuğunu görür her şekilde. Ya adres belli değilse? Şu an bulunur. Yani, nasıl bulamayacak? E, pa para için vesaire için mutlaka babaya ulaşıyordur bir şekilde. O yani, gelene kadar anımefendi. Ece? Buradaki yalanı, buradaki yalanı sen ortaya çıkartıyorsun. Bu bu açıklamanın içinde yalan varsa, bunun yalan olması tesadüf olamaz ki zaten. Bak, e, ben bunu kendimden biliyorum. Benim 4 ay Babasına eğmeni göstermememi gibi bir şansım olamaz. Anladın evet. mı? Ha, e, bana verilen bir süre vardır. İşte bugün şu saatte görüş e, görecek. Bitti görecek yani. Bunu görmek isteyen baba bir şekilde e, kanuni hakkını kullanarak görebilir çocuğunu. Dört aydır göremiyorum inanmadım bir. İkincisi bir e, annenin Anne poz veriyor. Sadece çocuk poz vermek için kullanılmaz değil mi? Yani hani bunu kullanan annelerin de Allah'a havale ediyorum. Yani canı ciğeri bir annenin bir evladını böyle ciddi bir hastalığı varken tedavi ettirmeyeceğine inanmıyorum. Ceren Hindistan'dan acil bir insan olarak sadece şunu rica ediyorum. Hani sonuçta çocuk tabii ki senin çocuğun ama şu an hepimizin çocuğu gibi hissediyorum ve sorumluluk hissediyorum bu haberi de duyduğum için. ...lütfen şu an gittiğiniz hastaneyi paylaşır mısınız? Belli ki siz <laughs> memnun kalmamışsınız o hastaneden. Başka bir hastaneye gittiniz. O hastanenin kaydını... ...o hastanenin gerekirse ismini paylaşır mısınız? E, raporlarını, Yani çocuğunuzu... bu çocuğun tedavisi devam ediyor mu etmiyor mu? Bizden Bence ediyor. Ben yani önce şunu bilmek istiyorum. Bu açıklamadan sonra Ceren Hindistan ne dedi? dedi ne demek adam? istiyorsun demedi mi yani? Ne yapıyorsun sen? Benim evladım o. Senin de evladım olduğu kadar... Ne hakla bana bu suçlamayı yapıyorsun? demedi mi ki? Biraz önce hastaneyle konuştuğumuzda bu beyanların bir kısmının yalan olduğunu görüyoruz. Herhangi bir koruma falan yok hastane ya öyle bir etki yok öyle bir şey. Heh. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. O yalan da çıkmayacak. Baba e, hangi haklı aile mahkemesinden koruma tedbiri isteyecek? Baba değil, ha, hastane. Hastane istemiş. Baba ha, istemiş. Ya da baba. Hani ba diyorsun ya baba. Babanın e, ha kanuni hakkı var. Bak şimdi. Kanuni hakkı var, değil mi? Evet. Görme görme ve bak şimdi şunu söylüyorum sonra şey yapma. Şimdi ne veriliyor boşanıyorsun değil mi? Evet. E, veya işte bunlar imam nikahlıymış e, ama sonuçta e, şeyini ne ver, vermiş soyadını vermiş değil mi? Evet. E, şeyini almış te, e, kimliğine. Şimdi yapması gereken ne? Mahkemenin e, Mahkemeye başvurmak verdiği kararla işte ne kadar görme süresi varsa onu uygulaması. Mesela benim. Ayda birse ayda bir. Görmüyorsa icraya başvuruyor, gidiyor, mahkemeye başvuruyor. Sen ee, bir bunu, bunu normal bir e, süreçten bahsediyorsun. Evet, Ben sana olması şimdi gerekiyor. Ceren İndistan'ın e, storiesinde paylaştığı bir metni okuyorum. Evet. O metnin yazı olarak var Ali abi. Sen yorulma istersen. Yazı gelsin üstüne yorulma yap. ister misin? Gelsin. Ceren İndistan'ın arkadaşlar sosyal medyasında paylaşmış olduğu açıklama gelsin. Ee, <laughs> Ali abiyi yormayalım. Üzerine de Ali abinin yorumuyla başlayalım. Buyurun. Nasıl güzel mesajlar alıyorum. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizin evlatlarını korusun, evlatla sınamasın. Arya Rima böbreğinden rahatsız ve ameliyat oldu. Böbreği alındı. Anne olarak tedavisini yarıda kesmem mümkün mü? Hangi anne böyle bir şey yapar? Uyurken sabaha kadar 50 defa saçını okşadığım, kokladığım evladıma böyle bir kötülük yapabilir miyim? Babası da ben de bu süreci en iyi şekilde atlattık. Şükürler olsun ki Ümit Bey her daim her an yanımızdaydı. Ne yazık ki hastanemizdeki eksikler sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden elimizde kötü delillerle çıkınca arkamızdan mecburi dava açtılar. Bir çeşit kuyruk acısı, babası ve annesi olarak gerekli işlemlerimizi yapacağız. Şimdi Ali abinin bulduğu açıklama da başka bir açıklamaymış. Onu da aktaralım Ali abi. Bu, ben karıştırdım Bu bütün gazetelere çıkan açıklaması şu an. Bir tane daha varmış o önemli o zaman. Çünkü Yok, görülmedi. önemli Değil. ...Aleybon'la söz gelince önemli olmuyor... ...ya vetere giriyor ya reklam giriyor... ...ya o zaten akan da var... ...akmayan da var buyurun abi... ...konuşmam konuşmam... ...Ceren Hindistan'ın bir açıklaması olduğu için... Abi, bu kadar ...o ne? açıklama Bana ee, ne? böyle hani söylüyor... ...ya İlker'cim ben bir şey söylüyorum... ...bir cümlemi kurayım... ...bir cümleyi kurayım eğer o cümleyle oradaki... ...VTR'deki özdeşirse de o zaman ki... ala bir zaten akan şey olarak var... Ben onu gördüm, sen de onu gördüm. Benim söyleyeceğim o değil. Bambaşka bir şey. Kadının hamilelik sürecinde yaşadıkları, sonrasında yaşadıklarına ilişkin baba ile niye koptu? Baba diyor ki burada ben her zaman vurguladığım şey işte. Amca kızıyla evli olduğunu duyduğumda çekip gidecektim ama yapamadım. Evet, evet. Yani kişi evli zaten. Evet. Metreşe olmayı kabul ediyorsun. Ondan çocuk doğuruyorsun. Ve buna rağmen, bu fotoğrafa rağmen diyor ki ben hamileyken dayak yerken defalarca karnımı tuttum düşmesin diye. Böyle bir insandan çocuk yapıyorsun. O çocuk sorumlu doğuyor. Doktora ihtiyacı var. Yok 8 doz e, radyoterapi, 10 doz e, kemoterapi almış. Ya sonuçta ki biz tedaviyi şurada sürdürüyoruz. Bravo. Sana yapılan suçlama şu metresi şunu bunu geçtim gayri resmi ilişki. Evet evet bu, bu Ya yani bir çocuğun sağlığı. Şu. Yani bir annenin e, keyfi tasarrufuna teslim edilecek bir şey değil. Bu Sağlıktan kadar. da ziyade Ali abi hayati tehlikesi artık. Şimdi Ali abinin aslında şu anda hatırlattığı şeyler geçmişte de yaşadığımız ve dediğim gibi telefona bağlandı bile. Ben onun amca kızıyla evli olduğunu bilmiyordum. Bildikten sonra da hayatıma devam ettim. Bu zaten senin bir sıfır yenik olan evliliğinin ya yani daha doğrusu birlikteliğinin devamında olan çocuğun faturasını ona ödettin. Ama şimdi bu suçlama ne senin metres hayatınla ilgili ne özel hayatınla ilgili bunlar hiçbir ilgilenmiyoruz. Ben de onun için dedim. Ben bunu merak etmiyorum. Ben çocuğun sağlığıyla alakalı Ceren Hindistan ne açıklama yaptı onu merak ediyorum dedim. Senin verdiğin açıklamayı gördüm. Orada ne var? Tedavi devam ediyoruz yazıyor mu? Hayır. Hiçbir şey yok. Hayır. İzliyoruz. 50 bu defa saçını şey. okşadım diyor. Yani kaç defa saçını okşadığını saymış. Saydım. Ama şurada tedavi ettiriyorum demiyor. Bu arada hastanenin şu açıklamasını söyleyeyim. Hastane evet şunu yalanladı. Biz, biz şikayetçi olmadık dedi. Ama şunu da doğruladı. Bu çocuk hayati bir ameliyat geçirdi. Ve hayati bir tedavi süreci var. Ve bu süreç yarım kaldı. Evet. Bu, bu da çok, doğru. Bu çok önemli bir detay. Doktorlarımız bu konuda Ceren, anne babayı uyardı dedi. Onu da Ceren, Ceren Hindistan'ın şu an hangi hastanede bu çocuğu tedavi ettirdiğinin e, raporu. Ne bileyim hastanenin adı. Bir ne gerekiyorsa. Yok öyle bir şey. O, Çünkü en son şey yazmış onu ona. Onu yapsın. Eee... Onu yapsın hepinizin içi Ebru Destan yazmış ona. Haber doğru mu? Ceren bebeğin çok küçük olduğu için tedaviye hızlı cevap verecektir. Benim de iki çocuğum var. Biri iki buçuk yaşında. Elimden gelebilecek her şeye varım. İyi olacak. Çok kötü hiçbir şey hissetmiyorum. O da diyor ki ne yazık ki evet kötü bir süreç. Ama evet. e, tedavimi sürüyor diye hiçbir yerde bir şeysi yok. Tamam onun hemen açıklamasını yapması lazım. Çünkü bir anne zaten bu kadar vicdansız olamaz. Kendi tedavisini sürdürüyor. Olamaz, spor olmamalı... yapıyor. E, muhtemelen ha, spor yaparken paylaşımları mı var? Onu yeni mi paylaşmış? Ya zaten onun hayatı spor, Snapchat'te sürekli spor hayatını paylaşıyor ama. Yok ben. Valla ben hayatı. ciddi inanmak istemiyorum. Hemen bir an önce e, hangi hastaneye gidiyorsa da e, lütfen paylaşımlarını yapsın. Hani bizim de içimiz rahatlasın. Şimdi... E, aşk hayatı bilmem ne zaten zerre ilgilendirmiyor Kimse aşk hayatı. ama bu sağlık bu çocuk bu ayrı bir şey. E, hepimizin evladı var Allah korusun. 3 yaşındaki bir çocuğun e, hayati e, du, durumu kusura bakmasın bir annenin e, keyfine bağlı değil bir babanın da bir hiç kimsenin geçmişte çıkan haberlerde metres olmayı kabul eden bir hayatı tercih eden bir kadınlar biz buna bir şey diyemeyiz ama şimdi annelik vasfıyla sen bir annesürümüze e, evet. geliyor. Eğer senin suçlandığın şey evladını tedavi ettirmemekse burada hepimiz yüksek sesle konuşuruz. Çünkü hayati tehlikesi. Yahu Amerika'da bilmem ne de çocuğu sadece pencereden çıkarıyor diye. Yani anladım, hayır o değil. Birney Spears'ın Ço evet. çocuğu elinden almak istediler. Düşün yani. Tabii ne, neler neler yaptılar. Çocuğa bakamıyor diye. Senin. Çocuğa bakamıyor diye sadece. Düşünsenize. Allah korusun ya böyle bir durum. Bunu asla inanmaz. Baba da çocuğun velayetini almaya çalışıyor yine avukatın başka bir yerde açıklamaları Ya Baba kaybolsun, <laughs> ortalıkta görünmesin hiç ya. Ya yani kusura bakmayın ya. Yani sen resmi bir evliliğin var. Resmi bir evliliğine rağmen gayri resmi bir ilişkiyle e, çocuk dünyaya götürüyorsun ve o kadına da şiddet uyguluyorsun. Çıksın desin ki ben şiddet uygulamıyorum. Ben hayatta şiddet uygulamam. Çok ağır bir suçlama var. O... Şiddet uyguladım uygulat demektir. Şimdi o, o suçlama çok ağır da Ali abi ama birbirinden ayrı iki konular. Ya yani anne baba ayrı istiyorsan... iki konu değil. Ceren Hindistan, Ceren Hindistan, kim olursa olsun. Çeren çocuk ölüme mi gidiyor şu an? Bir dakika Ceren Hindistan ...Allah hiç kimseyi evlatla sınamasın... ...test etmesin diyecek amin. kadar... ...bilinçli biri ise ki öyle biri... ...onun tedavisini... ...sürdürecektir. Aynen. Ama zaten... ...hastaneye ilişkinde suçlamaları var. Peki Ali abi. Ceren in hastaneye ilişkin suçlamalar var burada. Hangi taraf doğru ben... ...hakim değilim beni ilgilendirmiyor. Burada diyor ki... ...bütün süreci merak ediyorsunuz biliyorum. Hepsini delillerle, şahitlerle, isimlerle... ...açıklayacağım. Türkiye'nin en önemli hastanelerinden... ...hastanesinden neler döndüğünü... E, bilin diye mahkemelerimiz sonuçlansın gerekirse çıkıp tv'de konuşma yapacağım e, aya Arya Rima'nın sağlık durumu ile ilgili e, tedavi sürecini top çeviriyor. Aldatıyor. E top çeviriyor. Bak şimdi hastane ile Hindistan ya da çocuk e, güvenmemiş belli ki orada bir güven erozyonu var Olur belki de maddi belki de maddi bir sorun belki çıktı. Bir Her hayatını... şey olabilir ya yani ben de Ama mesela olursam, lazım. bir has, doktora gitsem. Şöyle bir hastasın dese 2 3 doktor daha gezmek istiyorum. Bu herkesin en doğal hakkı. Şimdi, şimdi diyelim atın, ki hastane şimdi Arkadaşlar, bir çocuğu var dayanabileceği. onu da hepimizi üzecek bir hastalık yakalamış. Evet. Böyle Allah. bir anneyi biraz daha moral en, motivasyonunu yerle yerli eksenecek üstü bir yerine bence e, Sadu'ya davet edip bir yerine getirecektir. Ben de Aynen deniyorum. lütfen Ceren ya. Gerçekten yani hangi hastaneye gittiğini, tedavinin sürdüğünü en azından bizim içimizi rahatlat. Lütfen. Yani bir annenin evladını ölüme götüren e, sürece müsaade ediyor olmasıyla suçlanması Şimdi olabilecek ben... en ağır suçlama Ceren Hindistan'ın tavsiyemiz daha açıklayıcı bir paylaşım yapsın. E, sizlerin de söylediği gibi bu gerçekten bu habere insan inanmak istemiyor. Peki Eh, bir diğer habere geçelim. Yordu Aslında, değil mi? Herkesin kafası yordu. allak bullak oluyor. Çünkü evlat söz konusu ya. Ben bu Gerçekten kadar celalleniyorken, yordu. Ali abi bu kadar çığırından çıkmışken, Ece'nin sesi titriyorken, sen sunamıyorken. Bu iş bu kadar kolay böyle Instagram paylaşımıyla açıklanacak bir şey değil abi. Ben bunu algılayamıyorum. Ne olacak ya. çocuğa? Yani e, sen de, e sen aşk yaşarken de, sen Umre'ye gittiğinde de zaten Instagram'da paylaştın. Bikini'yi de Instagram'da paylaştın. Şimdi çocuğun hayat tehlikesini de Instagram'da paylaşacaksın ve kardeşim? Bu kadar da sapla saman dedin ya. Annelik böyle bir şey olmamalı. Ben anne olmadığım halde içim titriyor ya o çocukla ilgili konuşmaya. Yüksek sesle burada e, hastaneyle konuştuk. Hastane hoparlörden konuştu. Ben söylediklerinden içim içimi yedi burada. Siz nasıl Instagram'da paylaşım yapmaya fırsat buyurunuz anlamıyorum yani. Bırak paylaşımı. Git çocuğunu ya, tedavi ettir Ettiriyorsan da ispatla. Evet bu, bu konuya gerekirse bence... Ay, çocuk ve aileden sorumlu bakanlık da el atacak, değil ya Bir çocuğun sana, hayatıyla ilgili çünkü bir suçlama var Gerçekten yani. böyle durumlarda e, hemen e, yani bakanlar devreye giriyor. Anladın mı? E, ellerinden alıyorlar. Ya çocuğu sadece camdan çıkardı diye bütün Amerika ayaklandı ya. ya. Bu iddiaların doğru Değilir ya da yanlışlığı yani. bir şekilde bu. ortaya mutlaka çıkmalı hayat söz konusu.